Kayseri Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz Aralık ayı meclis toplantısında kürsünün yerinden kaldırılması tepki çekmişti. Yeni yılın ilk meclis toplantısında yerini alan kürsü ile ilgili İyi Partili Kazım Gücel, Başkana bilgi vermiştik ve bugün hem kürsü yerinde hem de Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda toplantımızı gerçekleştirdik dedi. Evet bir önceki toplantıda biliyorsunuz kürsü yoktu yerinde. Sayın Başkan'a bilgi vermiştik. Bugün hem kürsü yerinde hem de belediye Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda yaptık toplantımızı olması gerektiği gibi. Bugün Erciyes Üniversitemizin bir buluşu olan biliyorsunuz TÜRKOVAK aşısının önce bir tanıtımı yapıldı. Sonrasında da gündem maddelerini değerlendirdik. Gündem maddeleri içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediyelerimizin aslında bir önceki imar plan değişikliklerinin birçoğu tekrar tekrar değiştiriliyor. Ne yapılıyor? Yeşil alanlar yok ediliyor. Yeşil alanlara sağlık tesisleri, sağlık ocakları deniliyor. Sağlık ocağının karşısında bir iki tane ticari eczane yeri deniliyor. Vatandaşın bugün hoşuna gidiyor gibi olabilir ama vatandaşımızın ileride kullanacağı yeşil alanı yok ediyoruz. Biz bunlarla ilgili birçok maddede Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerimize dedik ki eğer bunları yapacaksanız kendi belediyenin planladığı yerlerde yapın. Ya yani onlardan vazgeçin. Otopark alanlarımızın yok olduğunu gördük. Kırsal alan belirlemesiyle ilgili bir madde vardı. Sarız ilçemizin kırsal alan taleplerini iade etti Büyükşehir Belediyesi. Biz de bunun neredeyse 14 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütün milletvekillerinin olur oylarıyla geçtiğini ve en kısa zamanda bunun hayata geçirilmesi gerektiğini ve sahadayız görüyoruz. Belediye başkanları da tarif etti. Kazım bey sahadasın biliyorsun dediler. Doğrudur. Biz bu sahada gördüğümüz Kayseri artık tarımda ve hayvancılıkta kendi kendine yetemeyen bir şehir politikasına giriyor. Bununla ilgili bu e, kırsal alan belirlemesinin en kısa zamanda büyükşehir belediyesinden geçerek vatandaşlarımızın elektrikte indirimli fiyat, suda dörtte bir fiyat, arsa vergisi ödememek, işte e, ahır yaparken bunlar rahat yapmak. Yani o ilçeden, o e, kırsal alandan şehir merkezine göç yapmamasının önlemlerini almamız lazım dedik. Sayın Başkan bunlarla ilgili kendi savunmalarını yaptı. Biz de vatandaşımızın ifadelerini Sayın Başkan'ın kendisine ilettik. Yine geçen hafta e, ben Yeraltı Çarşısı'nın üzerinde engelli kardeşlerimle bir araya gelmiştim. Onların bir dileği vardı. Yeraltı Çarşısı'nı 40 yıldır biz gezmedik, gezemedik, gezemiyoruz da dediler. Bunlarla ilgili Sayın Başkan'a ben engelli kardeşlerimin taleplerini ilettim. Bununla ilgili bir asansör de olsa bu kardeşlerimiz Yeraltı Çarşısı'nı görmek istiyor. Yeraltı Çarşısı esnaf da bunlara ticaret yapmak istiyor noktasında konuyu gündeme getirdim. Dolayısıyla belki yılın ilk toplantısı ama biz gündemin bazı maddeleri üzerinde yapmış olduğumuz görüşmelerin ötesinde vatandaşımızdan aldığımız şikayetleri başkan bey'e bizzat gündem maddesi olarak veya sözlü ifade olarak yerine getirdik. Sayın başkan bunları muhtemelen not etmiştir. Yapılması gereken şeyler ilerleyen günlerde görürüz diye umut ediyor.